Yüz yüze eğitim kanalından herkese merhaba. Bugün arkadaşlar proje ödevi nasıl hazırlanır? Bununla ilgili sizi bilgilendireceğim. Burada basit düzeyde bilgilendirme videosu hazırlıyorum sizler için. İlerleyen günlerde daha gelişmiş bir şekilde ekstra bilgilerle yine üst düzey bir video hazırlamayı düşünüyorum. Hemen şöyle basit videomuza başlayalım. Arkadaşlar Word'de proje ödevi hazırlamak için ilk önce şunları lütfen unutmayalım. Önce bir kapak sayfası hazırlanır. Yani ilk sayfaya kapak sayfası olarak hazırlamamız gerekiyor. Burada isterseniz bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buradan ekle bölümünden bakın kapak sayfası var. Buradan hazır olan sayfaları kullanabiliriz. Yani istediğimiz burada nesneyi seçebiliriz. Mesela şu nesneyi seçebiliriz. Bakın bu şekilde bir arka şablon geldi. Yine bakın bu şekilde bir hazır olan bir şablonu kullanabiliriz. Buralara gerekli bilgileri doldurabilirsiniz. Hani dediğim gibi bu şuradaki isimleri değiştirebilirsiniz. Bakın burada hazır kapak sayfaları var. Bunları kullanabilirsiniz. Tamam, yani isteyenler. Yine bakın görselleri de bu şekilde değiştirebilirsiniz. Buradaki yani hazır olan dosyaları kullanabiliriz. Tamam. Hem bir güzellik katar. Göze daha hoş gelmiş olur. Şimdi bir diğer özellikler ise arkadaşlar hemen şöyle şunları kaldıralım. Diğer özelliklerde arkadaşlar şunlara dikkat edin. Hani ilk sayfadan bahsettik. Kapak hazırlanacak. Bu kapakta tabii ki proje ödevi aldığınız dersin adını, ondan sonra yine kendi bilgileriniz orada olacak. Tamam. Adınız, soyadınız, işte okul numaranız, kendinize ait bilgiler kapakta olacak. Daha sonra arkadaşlar şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın yazı tipinde, tamam, bakın yazı tipinde seçmemiz gereken karakter bu şekilde olması gerekiyor. Tamam. Times New karakterini seçmemiz gerekiyor. Yine yazı puntosunda arkadaşlar bakın yazının büyüklüğünde baktığımız zaman 12'yi seçmemiz lazım. Tamam. Bu şekilde bu ayarlarda yapacağız. Daha sonra arkadaşlar yazıları yazarken mesela başlığı yazdınız. Örnek veriyorum. İşte matematik yazdınız. Bakın bu yazıyı yazdıktan sonra şu şekilde bakın isterseniz hani hepsini bir anda büyütebilirsiniz. Hani farz edin ki unuttunuz büyük yazmayı. Bu şekilde bakın şuradaki butonu kullanarak hepsini büyük veya küçük şekilde yine buradaki bazı farklar var. Bunları bu şekilde yapabiliriz. Tamam. Veya yazının büyüklüğünü ayarlamak istiyorsak yine aynı şekilde bakın burada hani üzerine gelip sağ tıklayıp da yine şu şekilde şurayı mesela yükseltebiliriz. Mesela 40 yapalım. Enter'a bastığımız zaman bu şekilde bakın büyütebiliyoruz. Tamam. Yani bu özellikle başlıkları yazarken bu şekilde hızlı ayarlarla daha rahat bir şekilde istediğimiz düzeye getirebiliriz. Yine renklendirme için bakın isterseniz hani bakın giriş kısmında yapacağız bunları. Hemen şuradakinden arkadaşlar renklendirmeyi değiştirebiliriz. Tamam mı? Yine butona gelmeden de sağ tıklayıp bakın bu nesneyi buraya getirdiğim zaman buradan da aynı şekilde renklendirmeyi yapabiliriz. Tamam. Bir diğeri ise yazıları yazarken mesela yazıları yazdınız. Bakın yazıları yazarken tabi bunları daha sonra yazarken renklendirmeyi değiştirmemiz lazım. Bu yazıları yazdıktan sonra bakın şurada paragrafın nasıl olacağını seçebiliyorsunuz. İster ortalı olsun. Ya tamamen size kalmış. Eğer ki bu şekilde ortalığı yazıyorsa bakın şuna basarak sola yatırabilirsiniz. Tamam. Yani bu şekilde başlatabilirsiniz. Bir diğer özellikler ise bakın ekle bölümüne geliyoruz. Bakın ekle de şurası var. Bakın Word Art diye bir yer var. Buraya geliyorum. Bakın burada istediğim tarzı seçebiliyorum. Tamam. Mesela şuna bastım. Daha sonra geldim buraya. Metinimi yazdım. Mesela Türkçe yazalım buraya. Daha sonra geleceğim. Tamama basacağım. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi farklı bir stilde yazımız
gerçekleştirmiş oldu. Yani isterseniz bu şekilde de yazabilirsiniz. Yine buradaki harfleri tabii ki yazarken büyük küçük şekilde belirtebilirsiniz. Aynı şekilde bakın burada yazdığınız ama hoşunuza gitmedi mi? Hemen şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Tamam. Bakın şu şekilde farklı tarzlar oluşturabilirsiniz. Tamamen sizin yani isteğinize kalmış bu şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Başka ne söyleyebiliriz? Yine arkadaşlar mesela görselleri eklediniz. Bakın biçim kısmından tamam bakın biçim kısmından unutmayın. Bir görsel eklediğiniz zaman biçim kısmına geleceksiniz. Burada kesme bölümü vardır. Tamam, kesme bölümünden bu resimleri küçültebiliriz. Tamam, bunu unutmayın. Kesme bölümünden resimleri ne yapabiliriz? Küçültebiliriz. Başka ne söyleyebiliriz? Yine sayfa düzeyine geldiğimiz zaman burada mesela kenar boşlukları var. Bunları arttırabilir veya azaltabiliriz. Bakın bu şekilde kenar boşluğu az derseniz bu şekilde daha az kenarlarda boşluk bırakacak. Yine bunu arttırmak isterseniz de yani burada hazır ayarları kullanabilirsiniz. Yine özel kenar boşluklarını kullanarak bu kenar boşluklarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz kendi isteğinize göre. Bu şekilde bunlar bilmeniz gerekiyor. Ya bunlar önemli. Yine mesela arka tarafa mesela filigran eklemek istiyorsanız yani arka plana bu şekilde mesela filigrana basarak mesela şöyle bir tane gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi bir yazı filigranı ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde görsel eklemek istiyorsanız yine görseli de buradan ekleyebilirsiniz. Tamam. Resim filigranı seçerek görselde ekleyebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar maddeleri yazarken eğer ki başına madde işareti eklemek istiyorsanız bakın şuraya geliyorsunuz. Buradan istediğiniz madde işaretini ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. İstediğiniz madde işaretini ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra Enter'a bastığınız zaman zaten kendisi ekstra bu şekilde madde işareti ekleyecektir. Yine yazılar yazarken bakın dediğim gibi kalın yazabilir, italik yapabilirsiniz veya altı çizili yapmak istiyorsanız mesela vurgulamak istiyorsanız bu şekilde altı çizili hazırlayabilirsiniz. Daha sonra sayfaya geldiğiniz zaman bakın ekle kısmından boş sayfa derseniz yine ekstra bir sayfa eklemiş olursunuz. En son hazırlayacağınız sayfada şunu unutmayın. En son yapacağınız yerde arkadaşlar kaynakça kısmı olacak. Oraya da araştırma yaptığınız yerleri yazmanız gerekiyor. Siz hangi kaynakları kullandınız? Burada bilgilendirme yapmanız gerekiyor. Tamam. Bu şekilde bakın Word'de basit bir düzeyde proje ödevi bu şekilde hazırlanabilir. Bu bilgiler işinize yarayacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bu sefer PowerPoint'ten hazırlamayı göstereceğim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.